Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Geldik 71. derse. Bu ders otantike işlemini gerçekleştireceğiz. Yani sisteme giriş yapmayı deneyeceğiz. Normalde geçtiğimiz derste yazdığımız kodlar doğruydu ama bir hata fırlatıyordu. Beraber görelim o hatayı. an Unauthorized hatası. Ben mesela geldim buraya. Direkt önce gitmeye çalışayım. Admin kategori slash index dedim. Authorize attribute burada devreye girecek ve bakın bu şekilde sayfayı görüntüleme izniniz yok diyecek. Geldim, login/index dedim buraya girdim. Buraya girdikten sonra şuradaki kullanıcı adını kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Şifre olarak da 001 verdim. Giriş yap butonuna tıkladım. Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra beni e, bu sayfaya yönlendirmesi gerekiyor. Yönlendiriyor aslında ama e, izniniz yok dediği için böyle bir hata ile karşılaşıyorum. Şimdi benim bu sayfaya bir session yani oturum değeri taşımam gerekiyor. Bu bir İkincisi bir de ben şunu görmek istiyorum. Eğer ki benim bir sayfaya girişte iznim yoksa beni tekrar e, bu sayfaya yönlendirsin. Yani şöyle bir sayfanın çıkmasını istemiyorum ben. Bu kullanıcının göreceği güzel bir sayfa değil. İşte burada bir unauthorized sayfası var. Ben bunu istemiyorum. Onun yerine benim istediğim yapının gelmesini istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? İlk önce bununla başlayalım. Bunun için... Web config dosyasına gelmenizi istiyorum. Web config dosyasına geldikten sonra sistem web tag'ının kapandığı kısmın hemen üstünde küçük bir authentication işlemi uygulayacağız. Şöyle olacak. Authentication işlemi. Şimdi ben burada diyeceğim ki küçüktür authentication. Geldim authentication'ı kapattım. Ondan sonra bu authentication'a bir mod vereceğim. Authentication mod eşittir. Burada farklı modlar var. Bunları araştırabilirsiniz. Ben burada form modunu kullanacağım Forms dedikten sonra altı indim bir küçüktür sembolü daha bir form tagı oluşturan bu kez form tagında da login URL diye bir komut var bakın burada bir sürü komut var ben bunlar içerisinde hatta şöyle kapatayım bu da diğer komutlara bakabilirsiniz timeout falan ilerleyen zamanlarda kullanmanız gerekebilir yine require SSL'i kullanmanız gerekebilir ben burada sadece login URL'i kullanacağım login login URL komutu şu işe yarıyor e, ee, biz bir yetkisiz sayfaya giriş yapmaya çalıştığımızda bizi nereye yönlendirsin? Bizi login içinde yer alan index action'la yönlendirsin. Peki çalıştıralım. Mesela ben buradan çalıştırdım projemi. Çalıştırdıktan sonra geldim. Sen diyeceğim login index'e değil de admin kategori index'e git. Beraber bakalım admin kategori index'e gidecek mi? Bakın admin kategori indekse gitmeye çalıştım. Burada bir return URL oluştur oluşturdu ve beni tekrar nereye yönlendirdi? Login indekse yönlendirdi. Peki nereden return URL oluştu? Admin kategorinin index action'ından. Bu şekilde. Böylece artık o 400 e, kaç hatasıydı hatırlamıyorum. Yani yetkisiz e, ya yani yetkiniz yok unauthorized hatası ortadan kalkmış oldu. Peki kullanıcı adı ve şifreyle sisteme giriş yapalım. Geldim bu kullanıcı adını şöyle kopyaladım. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırdım. Şifre olarak da 001 yazdım. Ardından giriş yap butonuna tıkladım. Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra beni tekrar buraya attı. Normalde kullanıcı adı ve şifre değerim doğru. Peki neden beni buraya attı? Çünkü ben sisteme şu anda bir session değeri taşımadım. Yani kullanıcı adı ve şifre doğru ama sistemde şu anda bir kullanıcı, bir oturum yönetimi söz konusu değil. Benim burada arkadaşlar bir session taşımam gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu şöyle yapacağım. Login controller'a geldim. Login controller içerisine ben şöyle dersten önce küçük bir e ekleme yapmıştım buraya. Şu komuta ekleyebilir misiniz üste Using System.Web.Security? web security. Eğer eklemezseniz de zaten beraber şimdi şöyle ekliyor olacağız. Diyeceğim ki forms out hand forms authentication yeterli e nokta yaptığımız zaman zaten using system web security komutu çıkıyor Form authentication authentication'ı yetkilendirme olarak düşünebilirsiniz form içerisinde bir yetkili tanımlayacağız nokta set out cookie cookie çerez değeri ayarlayacağız yani sisteme şu anda giriş yapacak kişinin bilgilerini hazırlıyoruz parantezini açtım parantez içerisinde form yetkisi şimdi kimde olacak bizim sisteme giriş yapan kullanıcıda. Peki bunun bilgisini nasıl alacağız? Şöyle admin user info nokta admin username Ondan sonra noktalı virgülü koydum. Noktalı virgülü koyduğum zaman burada bir hata fırlattı. Ne diyor? Senin bir de ikinci bir parametre girmen gerekiyor. Create persistent cookie. Kalıcı cookie oluşsun mu? Oluşmasın diyorum. Ben bunu false olarak atadım. Noktalı virgülü koydum. Alta indim. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Bir satır daha komutu. O satırda session bir oturum yönetimi oluşturuluyor artık. Köşeli parantezimi açtım. Köşeli parantezimi açtıktan sonra çift tırnak içerisinde session içine alınacak olan değeri yazacağım. Ben neyi alacağım session içine? Admin username yani sisteme giriş yapan kişinin mail adresini. Bu önemli çünkü biz bu session değerini projenin ilerleyen aşamalarında kalan kısımlarında bolca kullanacağız. Mesela nerede kullanacağız? Mesaj sayfasında admine gelen mesaja göre veya sisteme otantik olan yazarın e, mail adresine göre vesaire işlemler yapılacak. E, mail adresi eşittir. Eşittir dedikten sonra admin user info nokta admin username olacak ve sisteme otantik olan kullanıcının bilgisi böylece e, buradan gelecek. Tekrar deneyelim bakalım çalışacak mı? Tarayıcı ile beraber açıyorum. Tarayıcı ile beraber açtıktan sonra bekliyorum açılmasını. Şimdi biz buraya gelelim şöyle admin slash index diyelim. Admin kategori slash index dedim. Bir bakalım ilk önce gidecek mi? Bakın gitmedi. Kullanıcı adı ve şifre girişi yapacağım. Şöyle geldim. Şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şifresine de 001 yazdım. Giriş yap butonuna tıkladım. Giriş yap butonuna tıkladıktan sonra bekliyorum açılmasını. Böylece admin tarafı açıldı. Bakın burada da artık bir şifre alanı karşımıza gelmiş oldu. Burada bir şifre alanı var. Yani demek ki ben sisteme şu anda otantike olmuş oldum. Ben artık sistemdeyim. Mesela gelen kutusuna da e, gidemiyorduk diye hatırlıyorum. Ben orada eklemiş miydim bilmiyorum. Dersten sonra mı yaptım onu. Mesela gelen mesajlar şu an açıldı. Normalde hemen onu da göstereyim size. Bazı alanlara ben şöyle mesaj kontrolü de bunu kaldırmışım. Bakın şöyle yapalım. Ben geldim. Inbox'a bir authorize attribute'ü ekledim. Tamam mı? Ondan sonra tarayıcıyı kapattım. Tarayıcıyı kapattıktan sonra tarayıcıyı kapattıktan sonra şöyle inbox'a sağ tuş go to view dedim. Sağ tuşa tıkladım. Tarayıcıyla beraber aç dedim burayı. Şimdi inbox üzerinde bir çalıştırsın. Bakalım bizim istediğimiz sonuç elde ediyor mu? Sizden ricam ya da ödev olarak bırakıyorum onu. Ee, gelecek derste yani 72. dersten sonra GitHub hesaplarınızı güncellerken GitHub hesaplarınızı güncellerken e, bu authentication işlemini kurumsal mimariye uygun bir şekilde mimari üzerinden yapmanızı istiyorum. Bakın burada da return URL oldu ve inbox'a gitmedi. Neden? Çünkü sisteme authenticate değiliz. 001 dedim. Enter'a bastım. Enter'a bastıktan sonra tekrar görüntüleyelim. Bir bakalım olacak mı? Şimdi geldi. İletişimden şöyle gelen kutusuna gideceğim. Bakın artık gelen mesajlara gidebiliyorum. Tamam mıyız? Bunda da bir problem yok. Şimdi bizim galerimiz e, çalışıyordu normalde. Ben bunun linkini vermedim. Geçtiğimiz derste bunu yaptık. Yetkilendirmeler sonlara doğru gelecek. Burada bir yazılar kaldı. Yazıları da bir ara bir ders içerisinde yapacağım. Yani burada ne kaldı biliyor musunuz? Yazılar, yetkilendirme, siteye git ve çıkış yap. Gelecek derste şu çıkış yap kısmını hazırlayalım. Siteye git kısmının temellerini oluşturalım. 73. dersten itibaren artık yavaş yavaş yazar paneline giriş yapalım ve yazar paneli üzerinden devam edelim. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.